Everyone. Selamlar, hoş geldiniz. Ben Goose Boomer. Bu videoda sizlere yağlı boya yaparken doğru renkleri nasıl bulabileceğinizden bahsedeceğim. Çünkü dün sevgili takipçimiz, ismini de tam bilmediğim için yani yorumlar kısmında yazmıyor. SG, o kendisini biliyor şu an. Bizi de izliyor diye umuyorum. Kendisi çok çalışıyor ve dedi ki ben natürmort yapıyorum. Natürmortun dışında manzara resimleri yapıyorum. Orientalist tarzda bir tablom var ve bitirmeye çalıştığım bir ana tablom var. Ama en zorlandığım konu çizim değil, haliyle renkler diyor. Doğru renkleri bulamıyorum. Ne yapmalıyım diye bir soru yöneltmişti. Ben de bunun üzerine bir video yapma kararı verdim. Çünkü herhalde görüyorum ki kanalımızda renkleri nasıl bulabilirsiniz diye bir video yok. Daha çok işte benzerliği nasıl yakalarsınız vesaire diye başlıklar var. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bakmamız gereken şey Color Well. Türkçesiyle renk tekerleği, renk spektrumu. Bu neden önemli? Bunu aklınızda ezbere tutmak zorunda değilsiniz. Zamanla zaten ezberleyeceksiniz, size yerleşecek. Onun dışında ezberleyene kadar, öğrenene kadar bir çıktısını alıp renkli şekilde veya işte bilgisayarınızdan da bakabilirsiniz, telefonunuzdan da bakabilirsiniz. Resim yaparken bunun mutlaka yanınızda olmasını sizlere tavsiye ediyorum eğer başlangıç düzeyindeyseniz. Ama dediğim gibi SG başlangıç düzeyinde olmasa bile renklerde zorlanıyor. Yani kalkıp tabii ki de turuncuyu bulamıyor değil. Kırmızıyla sarıyı karıştırınca turuncu olduğunu biliyor. Ama spesifik renkleri bulma konusunda zorlandığını söylemişti bana. Ben de biliyorum ki çoğu arkadaşımız, kanalı takip eden, renkleri bulmakta yer yer problem yaşıyor ya da yaşamadığını zannedenler var ama halbuki onlar da aslında yaşıyorlar. Çünkü yanlış renkleri bulma eğiliminde olabiliyorlar. Özellikle yanlış değerlerde. Şimdi bugün değerler konusunu işlemeyeceğiz tabii ki. Onu da sorabilirsiniz. Onu zaten bir videosunu yapmıştım. Değerler neden önemlidir? Değerlerin dışında işte renkleri neler nötralize eder? Kısaca ilk önce ondan bahsedeyim. Tekrardan hafızamızı tazelemiş olalım. Şimdi arkadaşlar primary Türkçesiyle ana renk demek. Kaç tane ana rengimiz var bizim bu renk tekerleğinde baktığımız zaman? Yellow, sarı. Blue, yine bakın burada primary yazıyor. Ve kırmızı. 3 tane ana rengimiz var. Bunlar ana renk. Geri kalan bütün renkler bunlardan oluşuyor. İşte empresyonistler demiş ki işte doğada siyah yoktur. İşte siyah paletimizden atalım vesaire. Siz onları denemeyin. Siyah gereken yerde tabii ki de siyahınızı kullanmak zorundasınız. En azından siyaha yakın bir değerde gölgeleri çalışmalısınız. Kalkıp da tabii ki de yüzdeki gölgeleri simsiyah boyamayın. Bu yanlış olacaktır. Onun dışında başka bir konuya da değinmek istiyorum bu konuyla alakalı. Arkadaşlarımız işte bir gün yorumlarda da belirtmişti. Takipçilerimiz veya takipçi olmayanlar işte ne demişlerdi, bu işte siyah elde etmek için tabii ki de ham siyah sürmüyoruz renklerimizi, çünkü yani resmimizi mat hale getirecek. Bunun yerine demişti ki hocam ben bu maviyi, kırmızıyı ve sarıyı karıştırarak işte siyah rengi elde ediyorum demişti. Bu yanlış arkadaşlar. Siz maviyi, kırmızıyı ve sarıyı üçünü bir arada eşit miktarlarda karıştırırsanız bu size koyu kahverengi verecektir. Biraz Van Dyke kahverengisi gibi. Hiçbir şekilde maviyi, sarıyı ve kırmızıyı karıştırarak siz siyah rengi elde edemezsiniz. Bu yanlış eğiliminizi düzeltmenizi sizlere tavsiye ederim. Resminizin ve renklerinizin gelişmesi açısından. Onun dışında başka bir arkadaşımız demişti ki zamanında işte ben maviyle kırmızıyı karıştırıyorum. Siyah elde ediyorum vesaire. Yine arkadaşlar dediğim gibi mavi ve kırmızı size siyah vermez. Tam tersine mor rengi verir. Mor rengi verir. Onun dışında ilk koyu hallerinde ise yine kahverengi gibi. Yani kırmızının aşırı baskın olduğu yerde de yine kahverengi elde edebilirsiniz. Ama genellikle mavi ve kırmızıyı karıştırırsanız mor rengi elde edersiniz. Tabi kullandığınız mavilere göre değişir. Yani mesela ultramarin ve alizarin krimsini karıştırırsanız mor elde edersiniz. Ama efendime söyleyeyim işte Prusya mavisi ve kadmiyum kırmızısını karıştırırsanız farklı bir mor elde edersiniz. Bu yine sizin kullandığınız mavilere ve kırmızılara göre değişiyor. O yüzden mavilerle kırmızıları karıştırıp ya da mavilerle kırmızıları ve sarıları bir arada karıştırıp siyah rengi bulmaya çalışmayın. Onun yerine
Her videomda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Viridian yeşili, Viridian Hue ve Alizarin Crimson'la permanent de olabilir. Permanent geçici demek, bir de kalıcısı var. Permanent olabilir veya kalıcısıyla Alizarin Crimson ve Viridian yeşilini karıştırarak siyah renkleri, mat olmayan güzel bir siyah rengi elde edebilirsiniz. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum eğer bana inanmıyorsanız. Onun dışında gelelim yine renklerimize. İşte ana renklerimiz dediğim gibi mavi, kırmızı ve sarıydı. Peki secondary nedir? Secondary Türkçesiyle ikinci renkler demektir. Yeşil mesela hiçbir zaman ana renk değildir. Çünkü niye diyeceksiniz? Bakın bu renk tekerleğinde mavi ve sarı var, değil mi? Bunlar ana yeşil ve işte mavinin karşısında kırmızı ve yine sarı. Bakın kırmızıdan sarıya giderken, yani kırmızı ana renk ve sarı ana renk. Bunların arasındaki renkler arkadaşlar secondary ve territory renkler olarak ikiye ayrılır. Bunları da dikkat edin. Bunlar ikinci ve üçüncü renklerdir. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Kırmızıya biraz sarı karıştırırsanız kırmızıya yakın turuncu elde edersiniz. Özellikle vermilyon ya da efendime söyleyeyim kadmiyum turuncusu gibi. Ondan sonra bunun biraz daha dozunu artırıp yine sarı eklerseniz bu sefer ne elde edeceksiniz? Tamamen turuncu, biraz açık. Ardından sarının daha da miktarını artırırsanız böyle bir renk elde etmiş olacaksınız. Onun dışında maviye bakarsak peki. Yine dediğim gibi bunlar ana renk değil şu 3 renk. Maviden sarıya gidelim. Mavi de biraz sarıyı karıştırırsan, tabi buradaki mavi de önemli. Bu ultramarin mi, kobalt mavi mi, prusya mavisi mi, serülyan mavi mi? Birçok mavi var yağlı boyada. Tabi hepsini de satın almak zorunda değilsiniz. Gerekli de değil. İşte diyelim ki ultramarin, burada sarı var. İlk başta biraz karıştırdık. Evet, biraz böyle yeşilimsi, turkuaz dediğimiz rengi bize verecektir. Buna blue green deniyor. Yani greenish, pardon, bluish green, mavimsi green. Soğuk bir mavidir. Buz mavileri gibi. Ardından bu tona, bu renge biraz daha sarı eklerseniz yeşile dönecektir. Tabii şu yeşile dönmeyecektir. Yani mavi ile sarıyı iyice karıştırırsanız. Kırmızıda olduğu gibi değil aslında. Burada biraz daha farklı çalışıyor. Mavi ile sarıyı aşırı şekilde karıştırırsanız şu yeşili bulacaksınız. Ardından buna biraz daha sarı eklerseniz şu yeşili elde edeceksiniz. Daha da renkleriniz açılacak, daha da açılacak, daha da açılacak. En sonunda beyaza kadar, pastel yeşile kadar gitmiş olacaksınız. Renkler bu şekildeydi. Onun için dediğim gibi ana renkler var. Ana renkler sarı, mavi, kırmızı. İşte bu renkler şu aradaki, yani sarıyla mavinin arasındaki olan renkler, tamamlayıcı renkler. Aynı şekilde mavi ile kırmızının arasındaki olan renkler de bunlar da ikincil renklerdir. Blue Violet, mavimsi tarzda mor, tam mor, eflatun ve kırmızı. Yani bu kırmızıya yakın, cetvelin sağ tarafına yakın bir morken bu da maviye yakın bir mordur. Bunlar yine değişir. Bunun gibi şeyler, bunları zaten öğrenirsiniz. Bir çıktısını alırsınız, çalışırsınız, yanınızda durur. Her neyse. Şimdi renkleri nasıl bulacağız? Bunu anlatmam iyi oldu. Şimdi gelelim Jean-Léon Gérôme'un 1844 yılında Roma'da yapmış olduğu bir portre, öğrenciyken yapmış. Şimdi Jean-Léon Gérôme'un bu portresinde ben tabii ki de kalkıp size ten renklerini nasıl bulacağınızı anlatmayacağım. Onun yöntemini de başka bir videoda anlatabilirim zaten. Ten renklerini nasıl bulacağınızı 3 aşağı 5 yukarı belli toprak renkleriyle, toprak sarılarla, işte Yellow Ochre gibi, İşte kahverengilerle, yine toprak renkleridir. Rough sienna, burnt sienna, işte burnt amber, işte Van Dyke kahverengisi. Yani daha çok toprak renkleriyle, önemli olan özellikle raw amber. Bu renklerle yine 40 çeşitli sarılarınızı, toprak renklerinizi ve kırmızılarınızı karıştırarak ten renklerini elde edebilirsiniz. Büyük ustaların elde etmiş olduğu gibi. Onun dışında işte siyah nasıl elde edeceğinizi artık biliyorsunuz bu video sayesinde. Viridian yeşili ve Viridian Hue ve Alizarin Crimson'ı karıştırarak yine mat olmayan siyahlar elde edeceksiniz. Onun dışında şu maviyi nasıl buluruz? Mesela arka planda o maviyi bulmak istiyorum. Bakın ben bir tane renk çalışması yapmıştım. Burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Şu mesela mavi, ekrandaki maviye çok yakın. Onun dışında bu da yakın. Onun dışında ben de bakayım bir saniye. Hangisi yakın diye. Şu da yakın. Şu da yakın. Şu da yakın. Bunların ikisinin arasındaki fark ne? Üstteki ultramarin ve viridian. Sadece ultramarin yani. Ultramarin ve viridian. Şu alttaki ultramarin, viridian ve beyaz. Daha da açıp böyle gidiyorsunuz. Aynı yani bunlar aslında bakarsanız. İşte dediğim gibi bu rengi mesela kullanıp ekranda şu an görmüş olduğunuz rengi bulabilirsiniz. Ultramarin ve viridian rengini karıştırıp beyazla açarak.
şu arka planı elde edebilirsiniz. Yani aslında bu kadar kolay. Peki diyeceksiniz ki iyi güzel anlatıyorsun da hiçbir şekilde bilmiyorsak nasıl anlayacağız? Dediğim gibi bu sefer de cetveli açacaksınız. Jean-Léon Gérôme'un tekrardan resmine baktık, arka planını. Sizce bu arka plan renk cetvelinde hangi yerde yer alır? Yani sarılar ve kırmızıların arasında yer alır mı? Tabii ki de almaz. Peki mor ve sarı arasında yer alır mı? Yine almaz. O zaman ne yapacağız? Cetvelin sol tarafına bakacağız. Tekerleğin sol tarafına bakacağız. Tekerleğin sol tarafında mordan mavi bir yerde yer alır mı? Yine alamaz. Yani morla çeşitli mavileri karıştırarak siz sadece şu morları bulursunuz. Ara tonları. Hiçbir şekilde o az önce bahsettiğim şu arka plandaki maviyi bulamazsınız. Peki ne yapacaksınız? Demek ki neymiş? İlk önce rengi bilmeniz gerekiyor, anlamanız gerekiyor. Bu renk nedir? Mavi bir renktir. Nasıl bir mavidir? Peki sıcak mavi midir? Soğuk mavi midir? Soğuk bir mavidir. Yeşilimsi mavidir özellikle. O zaman ne yapacaksınız? Kalkıp da ultramarinlerinizi, kobaltlarınızı beyazlarla açıp şu rengi hiçbir zaman bulamazsınız. Ben de bulamam. O zaman ne yapacağız? Cetvelde bakacağız hangisi en yakın. Şu değil mi? Bakın blue green. Tamamen aynı olmasa da blue green şeyinde gözüküyor. Blue green'e baktım, buna baktım. Benziyor mu? Evet, benziyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Mavi ile sarının arasında renklerinizi karıştırıp yani maviye işte çok az sarı ekleyip ya da sarı eklemeyeceksiniz. Tekrardan düzeltiyorum. Maviye biraz yeşil ekleyip şimdi o hatayı da düzeltelim. Benim de aklım gitti bir an. Bakın. Şimdi mavi ile sarı cetvel arasında siz mavinizle sarınızı karıştırıp zaten yeşil elde edersiniz. Mavinizle sarınızı karıştırıp blue green yapmayacaksınız. Tam tersine ne yapacaksınız? Adı üstünde blue green olduğu için hiç sarıya başvurmadan bir buz mavisi, soğuk mavi elde etmek istiyorsanız örnek veriyorum. Ultramarininizi işte viridyanınızla soğuk bir yeşille karıştıracaksınız. Zaten turkuaz rengi elde edeceksiniz. Bu şekilde yani bu rengi böyle elde edersiniz. Sarıyla kesinlikle karıştırmayın. Ben de bir hataya düştüm. Çünkü mavi ile sarıyı karıştırırsanız yeşil olur. Biz mavimsi bir yeşil elde etmek istediğimiz için yeşillerle karıştırmıyoruz. Viridyanla karıştırıyoruz. Onun dışında viridyan dışında tabii toprak renkleri de karıştırabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte benim Prusya mavisi ve Rav Sienna'yı karıştırdığım gibi veya Prusya mavisi ve Yellow Ochre yani biraz sarı olduğu için yine hafif şu maviye yakın şeyler verecektir. Ama böyle canlı cırtlak sarılar, kadmiyum sarılarıyla mavinizi karıştırırsanız şu yeşilleri elde edersiniz. Şu iki yeşili ve çeşitlerini elde edersiniz. Hiçbir şekilde şunu elde edemezsiniz. Bu çünkü adı üstünde blue green. Ne demek? Mavi ve yeşili karıştırarak ancak bu rengi elde eder. Jean-Léon Gérôme da öyle yapmış. Mavi ve yeşili karıştırıp şu gördüğünüz soğuk maviyi elde etmiş arka planda. Sonra biraz beyazlarıyla karıştırmış. Tabii açmış mesela. Buralarda daha açıkken şuralarda daha koyu sürdüğünü görebiliriz arka plan. Şimdi Jean-Léon Gérôme'un resmi bu şekildeydi. Şimdi bakalım Sorolla'ya. Bir diğer ressamımızsa Joaquin Sorolla'nın 19. yüzyılda, 19. yüzyılın ikinci yarısında Valencia sahilinde yapmış olduğu bu resim. Çocuklar yüzüyorlar. İşte bir kız var. İşte burada bir çocuk oturuyor, burada iki tane çıplak çocuk oturuyor, kumlarla oynuyorlar. Sorolla bunu nasıl yapmış? Bunu nasıl yapmış derken renklerini yani. Şimdi bakın renkleri nasıl bulacaksınız? Buradaki renk ne? Şu gördüğünüz renk kırmızı gibi gözüküyor size. Gözünüz sizi aldatmasın. Bu kırmızı değildir arkadaşlar. Bu renk bildiğimiz düpedüz Indian Red'tir. Indian Red de kırmızı ve kahverenginin karışımıdır. Bunu hazır olarak da alabilirsiniz. Veya Indian Red'i kırmızılarla, kahverengilerle karıştırıp yine elde edebilirsiniz. Onun dışında şu renk nedir? Şu rengi mesela nasıl bulacaksınız? Bu renk baktığınızda ne olarak size gözüküyor? Maviyi çağrıştırmıyor. Sarıyı çağrıştırmıyor. Turuncuyu da çağrıştırmıyor. Geriye ne kaldı? Sarı tabii ki de. O zaman cetveli açacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu rengi elde etmek istiyorum. Şu. Yani teknenin yelkeninin yansıdığı rengi. Nasıl elde edebilirsiniz? Ona bakacaksınız. Buraya geleceksiniz cetvele. Yine dediğim gibi sol tarafla bir işimiz var mı? Yani mordan sarıya kadar bir işimiz var mı bizim şu cetvelin sol tarafıyla? Yok. Çünkü o rengi orada göremiyorum. O zaman tekerleğin sağ tarafına gelirim. Sağ tarafından bakarım. Sağ tarafında ne görüyorum? Yellow, yellow orange, orange, red orange. Hangisidir? Yellow orange'tır arkadaşlar. Yellow orange.
Sarı ve turuncu demektir. Tabii ki de sarılarınızla turuncularınızı direkt karıştırarak o rengi elde edemeyeceksiniz. Tabii ki de arkadaşlar sarılarınızı ve turuncularınızı karıştırarak o rengi direkt elde edemeyeceksiniz. Yani şu rengi elde edersiniz. O zaman ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. Bakacaksınız. Bu yeşil değil. Bakın yeşil gibi gözüküyor ama yeşil değil. O zaman yellow ochre'ı alıp işte yer yer biraz soğutup biraz sıcaklatıp şu rengi elde etmeye çalışacaksınız. Bu da yine sizinle alakalı. Bunu da bulursunuz. Ben size güveniyorum. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Başlarda hata yapacaksınız ama bulacaksınız. Peki şuradaki mor nedir? Bu yani mor diyorum işte. Diyelim ki ben renklerden hiç anlamıyorum. Şurada şu rengi gördüm. Öyle yaklaşalım olaya. Hani biliyormuş gibi değil. Çünkü biliyormuş gibi olunca siz diyeceksiniz ki sen renkleri biliyorsun, anlıyorsun. E biz anlamıyoruz. Biz nasıl bulacağız? Şimdi bakın bu renk size neyi çağrıştırıyor şu? Şu renk. Hemen bunu renk cetvelime yine geldim. Sarıdan mora kadar bulabilir miyim? Bulamam. Niye? Kırmızı değildi ki o renk. Bakın şu renk. Bu renk. Kırmızı mı? Ne bu? Moru değil mi andırıyor? O zaman ne? O rengi burada arayacaksınız. Mavi ile kırmızı arasında. O zaman ne yapacaksınız? Mavilerinizle yani çeşitli mavilerinizi, kırmızılarınızı karıştırıp o rengi bulmaya çalışacaksınız. Tonlarını ayarlayacaksınız. İşte biraz beyazlaşacaksınız. İşte örnek veriyorum. Ultramarinle alizarin crimson'ı karıştıracaksınız. Bakacaksınız. Biraz beyazlaşacaksınız. Şu rengi buldum mu? Bulamadım mı? Başarısız mı oldunuz? Önemli değil. Kobalt maviyi alırız. Tekrardan alizarin crimson'la karıştırırız. Diyeceksiniz ki neden alizarin crimson neden şey değil? Kadmiyum kırmızısı. Arkadaşlar kadmiyum kırmızısıyla çeşitli mavileri karıştırınca çok garip morlar veriyor size. Güzel morlar elde edemezsiniz. Çünkü kadmiyum kırmızısı çok yoğun bir renk. Ama permanent alizarin crimson. Onun da linkini ekleyeceğim açıklamalar kısmında. Videonun sonunda görebilirsiniz. İsterseniz de satın alabilirsiniz resim dükkanlarından. Alizarin crimson doğası gereği maviyle daha iyi kaynaştığı için kimyasal olarak size çok güzel morlar verecektir. Ama siz kalkıp da kadmiyumun koyu kırmızılarıyla, kadmiyumun açıklarıyla, vermilyonlarla yani turuncu tarzdaki renklerle hiçbir şekilde güzel morlar elde edemeyeceksiniz. Onun dışında diyelim ki kobalt mavisi alizarin crimson yine olmadı. Yine ümidi kesmiyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Benim burada yapmış olduğum gibi bakın şurada görüyorsunuz değil mi bu mor? Prusya mavisi ve alizarin crimson'ı şu şekilde karıştırıyorsunuz ve beyazlarınızı açıp yeniden deniyorsunuz, bakıyorsunuz ben bunu bulabilmiş miyim? Eninde sonunda bulacaksınız arkadaşlar. Doğru skaladaki renkleri karıştırırsanız yani mavi ve kırmızı aralığındaki çeşitli mavilerle alizarin crimson'ları karıştırırsanız şu rengi bulabileceğinizin garantisini size veriyorum. Neden garantisini veriyorum? Neticede bu renk. Hani bir şey gibi değil. Örnek veriyorum işte siz empresyonist resim yaparsınız. Ben size kalkıp da klasik resim yapabileceğinizin garantisini veremem. Ama bir rengi bulup bulamayacağınızın garantisini veririm. Çünkü renkler konusunda yanılmazsınız. Doğru yerlerde ararsanız renkleri. Yine dediğim gibi işte bu mavileri nasıl bulacaksınız? Adı üstünde bu size nasıl gözüküyor? Mavi. Bu maviyi nerede arayacaksınız? Bu skalada arayacaksınız. Mavi ve sarının arasında. Yine bakacaksınız nasıl bulabilirim? Şu maviyi nasıl bulabilirim? Şu maviyi nasıl bulabilirim? İşte çeşitli mavilerinizi beyazlarla açıp şu pastel maviyi bulmaya çalışacaksınız. Ardından bunu bulmaya çalışacaksınız. Serilyen maviyle, Prusya mavisini biraz beyazla açıp bu rengi arayacaksınız renk skalanızda. Bu böyleydi. Burada anlatacağım şey geldik. Fermi'nin ünlü tablosu İnci Küpeli Kız. Bakalım İnci Küpeli Kız'daki renkleri bulabilecek miyiz? Bu biraz pikselize oluyor ama neyse. Şimdi Fermi'deki renklerini nasıl buluruz? Bakın Fermi'deki renkler bu aslında tamamen açık mavi değil arkadaşlar. Yine kobalt mavisine ya da ultramarin mavisine çok az ama çok az miktarda. Yani bir bezelye tanesinden daha az miktarda Fermi'nin biraz alizarin karıştırmış olacağını alizarin karıştırmış olduğunu düşünebiliriz. Onun dışında uzaktan yine bakınca yani çok az böyle biraz morluklar var resminde. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Şu mavileri nasıl elde etmiş? En koyu değeri kullanmış Fermi'ye. Kalkıp da çok siyahla karıştırmamış ama hafif biraz sanki koyu kahve rengileriyle maviyi karıştırıp da şuradaki bakın siyah gibi lekeleri elde ettiğini görebilirsiniz. Şurada bu. Nötr renkler mevcut. Bakın şurada siyah gibi ama bunlar siyah değil kesinlikle. Onun dışında işte dudaklar. Şu rengi gördünüz. Diyeceksiniz ki ben bu rengin tıpatıp aynısını
Nasıl bulacağım? Ne görüyoruz burada, değil mi? Size biraz kırmızı çağrıştırıyor ama çıtlak kadmiyum kırmızısı değil. O zaman ne yapacaksınız? Yine değerleri geleceksiniz. Renk tekerleğine. Bu rengi yine dediğim gibi sol tarafta aramanızın lüzumu yok. Çünkü sarılarla çeşitli morları karıştırıp az önceki inci küpeli kızın resmindeki dudaklardaki kırmızıyı bulamayacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? Sarı ve mor arasındaki değerlerde arayacaksınız. Özellikle kırmızı ve turuncu arasında. O rengi nasıl bulabilirim diye. Bakacaksınız. Çeşitli kırmızılarınızı karıştıracaksınız. Bu rengi bulacaksınız. Ha, kaldı ki ufak trikler de yapabilirsiniz. Trik nedir? Numaradır. Nasıl numaralar yaparsınız? Şu renk arkadaşlar çok kırmızı değil ya. Yine dediğim gibi Indian Red'i alırsınız. Biraz hafif beyazlarla çok az açarsınız. Ve kromasının düşmemesi için çok az yine bezelye tanesinden az olmak şartıyla kırmızı kullanıp yine şu renkleri elde edersiniz. Onun dışında şu yine soğuk yani. Soğuk bir kırmızı bakın buradaki. Buna kalkıp da kırmızı bulmaya çalışmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Fil dişi siyahınız ve çeşitli kırmızılarınızı karıştırıp onları biraz beyazla açıp dudağın üst soğuk kısmını yine boyayabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Biliyorsunuz yeni başlayanlar dudakları alt dudağı ve üst dudağı hep aynı boyama eğilimindedir. Bu hatalarınızdan kaçının. Üst dudaklar ışığı tam almadığı için çünkü ışık işte dikey gelir, yatay gelir, alttan gelir vesaire değişebilir. Genelde şu kısımlar üst dudağımızın şu kısımları ışığı almadığı için daha koyu gözükür. Alt dudaktaki ışığı almaya göre. Çünkü alt dudağa gelen ışık bakın daha görüyorsunuz parlak. Burası daha koyu. O zaman burayı daha koyu yaparken burayı daha açık yapın ki açık renge boyayın ki dudaklar gerçekçi olsun. Aynı Fermi'nin bu tablosunda yapmış olduğu gibi. Bakın Fermi de zaten öyle yapmış. Şu an görüyorsunuz. Buralar kırmızı. Buralar açık. Highlightlar yani ışığın dudağa yansıması. Ağzın iç dudağın iç kısımları daha koyu kırmızıyken buralarda soğuk kırmızılardan nötrleşmiş kırmızılardan oluşuyor. Fermi'nin de usta olduğunu görebiliyoruz bu hareketiyle. Onun dışında sarılar. Fermi'ye bu sarıları nasıl bulmuş? Yine dediğim gibi bu sarıları ne yapacaksınız? Mora gitmenize gerek yok. Kırmızı ve sarı değerler arasında şu rengi arayacaksınız. Nasıl bulurum diye. Baktınız bulamıyorsunuz. O zaman yani şunu da anlatmam gerekiyor bir saniye. Şimdi siz dedim ya ben ana sarı ve kırmızı var. Her değeri de ana sarı ve kırmızı arasında aramayın. Yeri geldiğinde sarının yerine yellow ochre atayın. Yellow ochre işte yellow ochre, burnt sienna, efendime söyleyeyim raw sienna bu renklerin arasında şu rengi arayın. Zaten onu mümkün mertebe bulacaksınız. Baktınız, buldunuz. Örnek veriyorum. Dediniz ki ben bu rengi işte Rav Sienna ile Burnt Sienna ile yaparım dediniz. Kaldı ki Burnt Sienna ile çok yapamazsınız ama çünkü çok sıcak bir kahverengi kırmızıya yakın. Rav Sienna'yı alırsınız. Rav Sienna'yı, Rav Amber'i, Yellow Ochre'ı. Onları böyle biraz hafif çok az kadmiyum sarısıyla karıştırırsınız. Şu rengi gördüğünüz rengi elde edersiniz. Bu da yine size kalmış. Ve son bahsetmek istediğim resimde video çok uzun olmasın. 4 tane örnek göstermiş olayım nokta atışı. Bu da Frederick Edwin Church'un 1871 yılında yapmış olduğu Pantheon resmi. Atina'da yapmış kendisi bunu. Şimdi bakın, o kendisi zaten romantik manzara ressamıydı. Şuraya tek bir figür koymuş. Buradan anlayabilirsiniz ki bir mekan çok boşsa bir manzara, o zaman otomatikman biraz romantik oluyorsunuz. Empresyonist olabilirsiniz ama Frederick Edwin Church'un empresyonist olduğunu söyleyemeyiz bu tarzıyla. Romantik tarzda ilerlemiş. Onun dışında burada gökyüzüne değineceğim. Şu yeşilleri vesaire anlatmayacağım. Şu mavileri nasıl bulmuş? Edwin Church sihirli bir küresi mi vardı? O küre mi ona söylüyordu? İşte şu rengi şöyle bulursun vesaire diye. Ya da yapay zeka mı vardı? Hayır, yapay zekadan zaten tavsiye etmiyorum renkleri bulmanızı. Çünkü usta bir ressam. İyi bir ressam ya da ChatGPT'ye işte şu rengi nasıl elde ederim deyip oradan fikir almaz. Kendisi çalışır. Çünkü yapay zekadan siz daha üstünsünüz neticede. Onun dışında şu mavileri nasıl bulmuş? Dediğim gibi bakacaksınız. Bu şu gördüğünüz maviler, bu şu sarımsı yeşilimsi hava neyi size çağrıştırıyor renk skalasında? Tabii ki de sarı ve mavinin arasındaki renkleri çağrıştırıyor. O zaman ne yapacaksınız? Yine geldik blue green. Bakacaksınız. Bu hava çok mavi mi?
Çok kasvetli mi yoksa böyle sarımsı yeşilimsi bir hava mı? Buna bakacaksınız. Ne görüyorsunuz? Sarımsı. Soğuk mavi bir hava görüyorsunuz. Soğuk maviden kasıt yani mavimsi yeşil bir hava görüyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Prusya mavisini alacaksınız. Benim geçen de resmimde yapmış olduğum gibi çeşitli artık hafif çok az sarılarınızla Prusya mavisini çeşitli sarılarınızla işte Yellow Ochre olur. İşte toprak rengi olmasına rağmen Rav Sienna olur. Rav Sienna'nın yine etkisi olur. Yellow Ochre kadar olmasa da. Bunlarla karıştıracaksınız. Ve bu renkleri arayacaksınız. Buluyor musunuz, bulamıyor musunuz? Sonra bu alt renkleri nasıl bulacaksınız? İyice açılmış renkleri. Artık mavide dozu daha da azaltacaksınız. Sarıyı daha çok baskın yapacaksınız. Toprak renklerini ve bu rengi yine bulacaksınız. Ben o geçenki resmimde nasıl çalışmıştım peki? O renkleri nasıl buluyordum? Örnek veriyorum. Prusya mavisi, şu gördüğünüz renk. Prusya mavisi, yellow ochre, sarı aşı boyası ve beyazla bu rengi elde edersiniz. Sonra bunu daha da çok açarsınız. İsteğe göre biraz sarı eklersiniz. Ve şu gördüğünüz Frederick Edwin Church'un gökyüzündeki renkleri elde edebilirsiniz yine bu şekilde. Dediğim gibi bir rengi bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız ilk önce o rengi ne olduğunu saptayacaksınız. Yani nokta atışı değil. Şu renk nedir? Şu özellikle mesela değil mi? Mavidir. O zaman bakacaksınız gidip de cetvelin şu kısmında aramayacaksınız. Tekerleğin şu kısmına bakmayacaksınız. Orayı eleyeceksiniz. Gözünüzü kapatacaksınız. Artık sol tarafa eğileceksiniz. Sol tarafta neler sizi karşılayacak? Sarıdan mora kadar olan renkler. Renk skalasında. Moru da eleyeceksiniz ve mavi ve sarı arasında renkleri aramaya başlayacaksınız. Ve şu görmüş olduğunuz renkleri çok kolay şekilde değil tabii ama uğraşa uğraşa neticede en sonunda bulacaksınız. Her resim için bu taktiği uygularsanız renk skalasını, renk cetvelini, hep renk cetveli diyorum. Aklım değerler cetveline gidiyor. İşte renk tekerleğini, color spektrumu elinize alırsanız işte telefondan fotoğrafını, çıktısını vesaire. Oradan bakarsınız tekerleğin bu kısmında ne var? Sarı ve mor. Burayı eleyin. Renginize bakın ne? Mavi ve yeşilimsi tarzım. O zaman tekerleğin bu kısmına bakın. Buraya odaklanın. Dediğim gibi işe yarayan bir taktik. Kesinlikle işe yaramayan, saçma sapan bir taktik size şu an anlatmadım. Bu aslında taktikten ziyade zaten gerekli bir şey. Yani anlattığım şey aslında sihirli bir taktik değil. Çünkü sihirli bir taktik yok renkleri bulma konusunda. Siz iyi görmeniz gerekiyor renkleri ve onları bulmanız gerekiyor. Dediğim gibi işte yine biraz renklerini tabii bulduktan sonra renkleri bulmakla da bitmiyor. Renklerin sıcaklığına ve soğukluğuna bakacaksınız. Mesela şu renk çok mu sıcak, çok mu soğuk? Baktığınız zaman sıcak. Çünkü biraz kırmızımsı. Yani ultramarine diyorum ya çok az miktarda Fermi'ye burada alizarini karıştırmış şüphesiz. Çünkü yoksa bu rengi elde edemezsiniz. Normalde çünkü kobalt mavisinin ya da ultramarinin bu kadar da sıcaklığı yok. Belli başta bir sıcaklık var ama o kadar da yok. Onun dışında yine dediğim gibi ultramarinde sıcak bir mavi. İşte bunlara da dikkat edebilirsiniz renkleri ararken yani. Sizin istediğiniz mavi, elde etmek istediğiniz mavi sıcak bir mavi mi, soğuk bir mavi mi, bluish green mi, yani işte yeşilimsi mavi mi, yellow, işte greenish blue. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ondan sonra renkleri çok basit bir şekilde bulacaksınız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Özellikle SG adındaki takipçimiz için yararlı olmuştur. Kendisi renkleri bulma konusunda problemler yaşadığını söylemişti. Hepimiz zaman zaman renkleri bulma konusunda problemler yaşayabiliriz. Büyük usta Rubens bile renkleri bulma konusunda problemler yaşıyordu erken dönemlerinde. Ama dediğim gibi doğru renkleri bulacaksınız. Tıpatıp aynısı olmasa da onlara yakın renkleri bulacaksınız. Tıpatıp aynısını da bulmak istiyorsanız daha çok renkleri karıştırmanız, uğraşmanız, sıcaklığını ve soğukluğunu, düşük kromayı veya yüksek kromayı iyi tanımanız gerekiyor renkleri tıpatıp nokta atışı doğru bulmak için. Bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Klasik sanattan ayrılmayın. Hoşça kalın.